seslenmeyin. Çok mu korkuyorlar seni oğul? Kim korkacak beni? Ben kimseden korkmam. Yani demek istedim ki. Ne demek istedin ha? Pabuk yalan. Şu dış paderleri seni çok mu sıkıştırıyorlar? Ya hadi anlamam. Öyle deme oğul. Sen küçüksün daha. Yazının yabanından çekilmen gerek. Koyun, kuzun, ne isterlerse ver. Ne yapalım? Başa gelen çekilir. Konuları anlatırım. Kabul ederlerse ederler, yok etmezlerse öderim. Ama yok ana, köylüm bana neden sorar? Bunlar bana adam diye söylemeyeceksiniz. Duyuyoruz burada baktığınızda. Ya bana kaptırmaz. Kimse benimle tek kurgusu alamaz. Kurusu gelip babası bırakacak. Söz var mı elde? Oğul oğul, evimin direği bir tek o. Sana kıyarlar. Ne ederim sonra sensin? Babanın yaralı yazısı geldi 2 yıl oldu. 2 yıldır evde kocam dersiz kaldı. Ersiz kalacak sürecek, yan sürecek bize getirecek. Senden başka kimin var? Gel sözümü dinle. Yaban nazgınlarıyla tanışma. Afiyet ana! Öpeydi bu taraflara gelen bir şey yok. Gel, yanıma otur. Bastığı sadece gözleme yaptım. Seversin gözlemi. Birlikte yiyeceğim. Yetmişiz, ellerine sağlık. Ben de yetmiş oğlu. Bir de kaçtan tuttum o da. Geri gelin, gelmeseyiz. Kur çıkarayız. Abi en küçük sayfaya doğru ilerleyelim. Arkada boş yerler var. Büyük adamlar
gibi konuşuyorsun. Büyümüş de küçülmüş gibisin. Düşünüyor ama düşünü biz duyuyoruz. Kim bileceğini ama duyuyoruz. Sen size kimse farkın olmadan büyüdün. Anaların yüreğine çocuklar büyümez o. Bırakın benim ha. Yarın da arama sorular böyle ödeyeceğim. Çocuk olmadı mı büyüdü mü anlayacaksın. Cevizli Münih Devri'nde
Güzel olacak. Evet yönetim. Buradan al. Doğru kaçak diye git. Oradaki kara damla ver. Bu iş çok önemli. Sakın düşman yerine gitmesin. Burada kalırsan zaptını kes. Sakın düşman öğrendi. Eğer zaptını kesecek doğrudan kalırsan bile bile ekmeği unutma. Onlara zaten sözleri söylesen yeter. Gün doğacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı öğretmen. Zaptını kesecek doğrudan kalırsan bile gidip gün doğacak değil. Aferin. Zaptı. Aldım öğretmenim. Çok iyi. Haydi. Hoş. Vurma. Ah. Ah. Umudum. Çabuk yardım et de sırtıma alıp köye götüreyim. Şimdi gelirler belki. Sen de koş. Zahide yemeğini. Asker olayımlardır. Oldun işte. Bir zamanlar asker karısıydım. Şimdi asker anası oldum. Of of, bu bizim yazımız o. Tüm Türk anaları ya asker anasıdır ya da asker kızıdır. Ne diyeyim, seni sarkır. Aman var ha! Kapanan da bir duvara! Gün doğacak. Elbet doğacak o. Güle güle git. Her gecenin bir sabahı var. Seni bir gün batarken uğurladım. Gün doğunca kapımda bulacağım. Tutsaklık zor oğlum. Aman bilmez sanma bu acıyı. Sen benim biricik oğlumdun. Bu yurdun, bu toprakların da çocuğusun. Sen gittin öğretmenin kaldı bana. O da benim bir oğlum. Yarın doğacak bebeler de benim çocuklarım. Git oğlum git. Tutsak yaşamaya çatma. Git, çöpük gözüm, git! Şimdi yedek böyle gecikmezdi. Başına bir iş gelmiş olmasın.
haberi yok. Her şey, bize kesin bilgi getirilmesi gerekiyordu. Biliyorum, bu gece düşman üzerinde yürüyeceğiz. Tahminleriniz bize yansıtsa kayıplarımız büyük olur. Bir kez daha araştıralım. Araştıralım, haberi yok bana. Akşama dek size öğretmen hakkında kesin bir haber bekliyorum beni. Bu haberi yansıtsa edip getireceksiniz bana. Emine düşman. Alo, yüzbaşı, siz misiniz? Gökçe Pınar köyüyle bağlantı kuramıyor musunuz? Ne? Aslan mı kestik? Hay ah şeytan, bir adam gönderdiniz mi? Bakıp anlatsaydın. Güzel, aslan onlara anlar Gökçe Pınar'da kurdu. Aldığınız bilgiyi bana iletin. Güzel. Güle güle yüzbaşı. Akşama az kaldı, konuda. Evet, akşama çok az kaldı. Dediğimizi araya anlatsak, kör güzel bir şey geleceğiz. Yüzbaşı. Evet, yaralanmışlar. Kendisini görmemişler mi? Evet, yalnız. Bir çocuk var mı? Peki ya çocuk? Bir haberi yok mu çocuklar? Peki, araştır bakalım. Biriniz. Mahmut Bey'le. Şimdi Samuel telefondan telefon etti. Herhalde çocuk konuştular. Çocuklar ne için? Buraya gidiyorlar. Sağ mı? Sağ ol, buna söyledi. Fakat durumu çok ağırmış. Bizim hastan gidecekken düşmana kadar vurmuş çocuğu. Bizim için de silahsızı vuracağız. Hocam çek bırak duruyormuş. İki demir demir. Gün deyip duruyormuş. Sonradan bayırmış. Yaratı merdiveni sarıp buraya ettirmeye düşmüştü. En azı önemli bir durum hocam. Evet değil mi? Sandığı gibi. Hem de çok önemli. Çabuk karşı çıkılsın. Yanınıza bir de doktor alın. Çocuk buraya sağa getirilmesin. Üzerinden bir şey çıkmamış. Hayır çıkmamış bana. Öyleyse her şey çocuklar. Çabuk ol Demir. Koş. Demir çıkmamış. Alo, İzbaş, alo. Öğretmenden bir haber aldınız mı? Nerede olduğunu biliyor musun? Çocuk bulundu. Fakat daha yararlıyorlar. Üstelik de baygın. Konuşamıyorum. Getiriyorlar buraya. Biz de öğretmeni aramaya devam edin. Getirdik çocuk bana. Durum nasıl? Doktor sağlar oldu söyledi. Konuşamayacak. Doktor geri kemiriğini yaptı. Dediğine göre birkaç tane kağıdı kendine gelecek. Fakat birkaç tane kağıdı. Getirin çocuğu buraya. Verin bana çocuğu. Ne güzel bir yavru. Küçük bir asker. Kurtar canım. Gözlerim de. Yavrum aç gözlerim. Bak bizim yanımızdasın. Neredeydin? Burada. Bizim yanımızdasın. Türk ordusu dinlesin oğlum. Ulaştım demek. Ulaştın yavrum. Ne oldu? Ne getirdiniz anlatsana. Ormana geçtim. Tam çamlı diye kalkanlar. Yaklaştım. Birden öyle çıktı. Kaçtım ellerinden. Uzaklara saklandım. Fakat ele geçemiyordum. Mektubu. Orada çabucak yaktım. Tekrar koşmaya başladım. Arkamda yatış açtı.
İslam'da bilmiyorum. Öğretmeni gördün mü? Şimdi o nerede? Gördüm. Yalanmıştır. Anam onu bizim eve götürdü. Görevi ben aldım. Yavrum konuş. Öğretmen sana ne söyledi? Bir de anlat. Öğretmenim. Hadi söyle. Öğretmen sana ne söyledi? Bütün planlarımız bu söze bağlı. Çaba göster. Bizi anla yavrum. Görevini yaptın küçük asker. Kahraman şehit. Yerin cennet olsun. Sen bundan böyle milletinin kalbinde yaşayacaksın. Selam. Sayın sana. Bunu şehitliğe mi verip anlarım? Şehitliğin en güzelleri. Hayır. Bunu buraya gömdeydin. Beklediğimiz kesin haberi almışsınız diyorum. Gece yarısından sonra harekete geçirdik. Gün doğmadan Gökçeköy'de dolaşacak. Gökçeköy'de dolaşacak. Gün Gökçeköy'de dolaşacak. Düşmanlar arınmış pırıl pırıl izleri birbirine başlayacak Gökçeköy'de. Hadi. Şimdi görevinizin başına dönün. Küçük kahramanınız alın. Onu da birlikte götürecek. Zaferinde o da katılacak. Gün doğacak arkadaşlar. Bir daha bakmamak kararmamak üzere bir gün doğacak. Küçük yavrular, analar, kızlar, gelinler, babalar, dedeler mutlu yaşayacaklar. Bir gün doğacak pırıl pırıl. İyilikler, umutlar, mutluluklar dolu bir gün doğacak. Haydi, şimdi görevimizin başına dönün. Kolunca küçük çamaklar, kalacak yerine, kırdılar,
Hak yakalını, hak yakalını, tekrarlıkları bir yakın, dövdü edin. Sevgi yokmuşsun, dövdü edin, ha? Özgür yaşasınlar, gelinler, kızlar, ak saçlı nineler, özgür yaşasınlar. Çiçekler gibi sevimli temiz olun yavrularım. Ben de size şiir çobancık okul öğrencilerinin yüreğini getirdim. Onu göğsünüze takacağım. Sizin yüreğiniz de sizin yüreğinizle birlikte çarpacak. Siz köyün çocukları, dürgünöveler, boş kalan yüreğimi doldurdunuz. Göğsüme taktığınız bu yürek beni güçlendirdi. Sizi mutlu görmek beni mutlu kıldı. Küçük çobanı da bugünleri görseydi ne denli mutlu olacaktı. Ama gene de mutludur. O çünkü biliyordu sizin mutlu yaşayacağınızı. Sevinç ışıklarıyla parlayan gözlerinizi, özgürlük güneşiyle aydınlanan ak alnınızı gördükçe bir değil, bin tane küçük çobanın feda dedi size. Gün doğdu yavrularım. Göğsüme taktığınız yüreğinizin sıcaklığını her zaman yüreğimde duyacak. Mutluluğunuz için dua edeyim. Siz sağ olun. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Sen de sağlama. Bir zamanlar Oğuz diye bağrına bastığında işte yanındayım. Oğlum doğacak dediğim öyle de bunlar. Hep birlikte çok mutlu günler yaşayacağız. Hadi kalsana. Kardeşimizle denetlerimiz var. Sen de bize katın. Hadi çocuklar yaklaşın yanımıza. O sizi yıllar önce evlat olarak kabul etmişti. Şimdi onun etrafına toplanıyor. Kardeşinize ne diyeceksiniz kuzularım? O her şeyi bilirdi. Şimdi sizin söyleyeceklerinizi de biliyordu belki de. Bilmese, inanmasa gider miydi? Sizler de aynı kapıda, aynı mayadan meydana geldiniz. Yüreğiniz onun yüreği, gözleriniz onun gözleri. Hepiniz bu yurdun, bu milletin, bu toprakların çocuğusunuz. Gün doğdu. Önümüzde doğacak daha nice günler var. Her yeni sabah bir önceki sabahtan daha aydınlık olacak. Siz ışık tutacaksınız sabahlara. Bir Mustafa Kemal çıktı içimizden. Yol gösterdi. Doğacak mutlu günler onun yolundadır. Sizler onun çocukları birer küçük Mustafa Kemal'siniz. Dağlar geçin, tarlalar ürün, tezgah başlarız. Alın seni bekler. Yapılacak işleriniz, yapılanlardan daha çok. Haydi hep birlikte beklenenlere koşalım. Dağlar da geçin, tarlalar ürün, tezgah da alın seni alalım. Marş marş!
Şapkalar fora, şapkalar fora, kaldırın. Şapkalar, şapkalar. Kimin gösterisi yazılı?
Bunlar kamera arkası arkadaşlar. Kamera. Thank you.
Çekmiyor mu ya? Tamam. Yoksa sen. Rahmetliyi nasıl bilirdiniz? İyi. Selam saygı sana aşkı. Arkadaşlar bu kaza eseri buraya düşmüş. Kalk oynamıyor. Ben ona destek çıkıyorum. Bir silahı çıkıyorum şöyle. Bir ahmaklar oraya gittiğinden hader duruyorum. Ezan da okunuyor. Sen zannediyorsun. Bir daha bekleriz.
Ben de o zaman iyi bir tecrübe kazanırım. Yarın görüşürüz. Akşam haberlerinde görüşürüz. Evet abi, Siria. Vallahi. Tamam, buluşuruz abi.